Şam'da fitneler bir taraftan sakinleştikçe diğer bir taraftan alevlenir. Gökten çağırıcı bir melek, Mehdi emirinizdir, Mehdi halifenizdir demedikçe de fitneler bitmez. Bu hadis, Orta Doğu bölgesinde halen devam eden çatışmaların kimi zaman azalıp kimi zaman artacağına ve ancak Hazreti Mehdi çıkınca tam anlamıyla sona ereceğine işaret etmektedir. Ancak Orta Doğu'da yaşanacak olaylar yalnızca kargaşa, çatışma ve savaşlardan ibaret olmayacaktır. Hadislerde ve İslam alimlerinin izahlarında dünya tarihine damgasını vuracak daha pek çok önemli olayın yine bu bölgede gerçekleşeceği bildirilmektedir. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Hazreti Mehdi, çıkışının ardından büyük bir çoğunluğu bu bölgede bulunan İslam dünyası ülkelerini bir araya getirecek, çok güçlü bir ekonomik ve siyasi birliğin oluşmasına vesile olacaktır. Hazreti Mehdi, Hazreti İsa ile bu bölgede buluşacak ve birlikte namaz kılacaklardır. Yine Hazreti Mehdi, bu bölgede olduğu hadislerde bildirilen Tabut-u Sekine'yi ve kutsal emanetleri bulundukları yerden çıkaracaktır. Şimdi Orta Doğu'da yaşanacak bu çok önemli olayları hadisler ışığında inceleyelim. Hazreti İsa'nın yeryüzüne gelişiyle ilgili rivayetlerde de Orta Doğu şehirlerinden biri olan Şam'ın civarlarına dikkat çekilmektedir. Allah Celle Celaluhu Meryem oğlu İsa aleyhisselamı yeryüzüne indirir. O da iki güzel elbise giymiş olarak ve avuçlarını da iki meleğin kanatları üzerine koymuş olarak Şam'ın doğusunda beyaz minare yanına iner. Daha sonra Hazreti İsa, Dımaşk'ın doğusundaki beyaz minareye inecektir. İmam yerinden geriye çekilecek, Hazreti İsa öne geçecek ve insanlara namazı kıldıracaktır. Hazreti Mehdi'nin çıkışı, kendisine biat edilmesi ve icraatları hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen hadislerde de bu olayların tümünün Orta Doğu'daki bölge ve şehirlerde gerçekleşeceğinin haber verildiği görülmektedir. Meşrik, doğu cihetinden siyah bayraklar taşıyan bir ordu zuhur edecek. Onları görünce, onlara derhal biat edin, kar üzerinde emekleyerek de olsa, buyurdular. Çünkü o, Allah'ın halifesidir, Mehdi'dir. Sonra da hilafet, yeryüzünün en hayırlısı olan Mehdi'ye evinde otururken gelecektir. Rükûnla makam arasında kendisine biat edilecektir. Mehdi, rükûnla makam arasında oturur ve elini uzatarak biatları kabul eder. O, Kudüs-ü Şerif'e hicret edecektir. Bu hicretten sonra Medine tahrip edilip vahşilerin sığınağı olacaktır. Hazreti Mehdi Şam'a ulaştığında onun için Kudüs'te bir ev hazırlar. Nuaym'ın Selman bin İsa'dan rivayetine göre Mehdi Beyt-i Makdis'te 14 yıl kalacak. Yine Nuaym'ın Damra bin Hubeyb'den
ve meşayihten rivayetine göre Şuayb bin Salih kaçacak ve gizlice Kudüs'e gelecek. Daha sonra Mehdi'nin Şam'a gelmekte olduğu haberi ona ulaşınca gidip Mehdi'ye katılacak ve yetkilerini ona devredecek. Antakya mağarasında Tabut-u Sekine'yi çıkaracaktır. Şam'daki dağdan da gerçek Tevrat'ı çıkaracak ve bunun üzerine Yahudilerle tartışacak, birçok Yahudi Müslüman olacak. Mehdi, Tabut-u Sekine'yi Taberiye Gölü'nden çıkaracak. Ona Mehdi denilmesinin nedeni gizli olan bir şeyin yolunu göstermesidir. Antakya denilen bir yerden tabutu ortaya çıkaracaktır. Mehdi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar. Allah, Konstantiniyye'yi çok sevdiği dostlarının eliyle fethedecek. Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak. Beldeler onun emrine girer. Allahu Teala onun elinde Konstantiniyye'nin fethini müyesser kılar. Hazreti İbni Amr'dan rivayet edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ey ümmet, 6 şey vardır ki onlar olmadan kıyamet kopmaz. Altıncısı Medine'nin fethi. Denildi ki hangi Medine? Buyurdu ki Konstantiniyye. Ebu Hureyre'den rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Onlar Şam diyarına, Kudüs civarına gelince Deccal ortaya çıkar. Hazreti İsa aleyhisselam onu yakalamak ister. Nihayet onu Lut şehrinin kapısında yakalar ve yok eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Allah'ın düşmanı Deccal, Hazreti İsa'yı görünce tıpkı tuzun suda erimesi gibi erir de erir. Eğer bırakacak olsa, kendi kendine helak oluncaya kadar eriyecekti. Hadislerde bildirildiğine göre Hazreti İsa, yeryüzüne ikinci kez gelişinde Hazreti Mehdi ile birlikte hareket edecek ve birlikte Kur'an ahlakını tüm yeryüzüne hakim kılacaklardır. Bu iki kutlu şahsın önderliğinde dünya üzerinde çok büyük bir huzur, barış ve mutluluk dönemi yaşanacaktır. Rivayetlerde Hazreti İsa'nın Hazreti Mehdi'nin arkasında namaz kılacağı bildirilmektedir. Sabah namazı için kamet okunur. O sırada Meryem oğlu İsa aleyhisselam yeryüzüne iner. Mehdi ona imamlık teklif eder. Fakat o Mehdi'yi işaret eder. İmam Ebu Amr Osman bin Said el-Makarri'nin süneninde Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benim ümmetimden bir grup daima hak üzere mücadele ederler. Nihayet Meryem oğlu İsa fecir vakti
Beyt-i Makdis'te nazil olacaktır. Ona şöyle denilecek: Ey Allah'ın peygamberi, öne geç de bize namaz kıldır. O da şöyle diyecektir: Bu ümmet öyle bir ümmettir ki onların bazıları üzerine emir olurlar. Mehdi salih bir insandır. Sabah namazını kıldırmak için öne geçtiği bir sırada Meryem oğlu İsa aleyhisselam yeryüzüne inecektir. Bunun üzerine İmam Mehdi namazı onun kıldırması için geri geri çekilecek, fakat Hazreti İsa aleyhisselam iki elini onun omuzları arasına koyacak ve şöyle diyecek: Sen öne geç ve namaz kıldır. Çünkü o senin için ikame olundu. Bu sözlerden sonra imamları Mehdi onlara namaz kıldıracaktır.